Çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı İsmet Bey, hayatının en önemli başarısına imza atmak üzere Lozan'a giderken İstanbul'a uğradı. 1920'de kaçarak terk ettiği bu kente, 2,5 yıl sonra bu kez alkışlar arasında geliyordu. Bir hafta önce mecliste saltanat ilan edilmiş, bunun sonucunda İstanbul hükümetine Lozan için yapılan davet geçersiz kılınmıştı. Artık Türkiye'nin tek bir temsilcisi vardı, Büyük Millet Meclisi hükümeti. İsmet Paşa cebinde sterlinlerle İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı tarafından uğurlanarak İngilizlerle diplomatik savaşa gidiyordu. Mustafa Kemal bu zorlu kavga içinde milli mücadelenin muzaffer kumandanını seçmişti. Kan dökülmüş bir toprak için pazarlık yapmanın ne demek olduğunu en iyi o bilirdi. Hem de sözünü en çok dinleyecek isim oydu. Onun yeni bir cephede bu kez barış için yapacağı bu savaştan Türkiye Cumhuriyeti doğacaktı. Türkiye'de Lozan'a geldiğinde herkes şaşırdı. Hepsi takım elbise giymişlerdi ancak başlarındaki kalpaklarıyla savaş meydanından yeni çıkıp barış masasına gelmiş gibiydiler. Hele İsmet Paşa adeta cephedeki günlerini arıyordu. Bu alışmadığı kıyafetler, adetler ve entrikalar içinde huzursuzdu. Çizmelerini çıkarmış ruganlarını giymişti ve alışmadığı o ayakkabı ayağını vuruyordu. Okul sırasında kendi çabasıyla öğrendiği Fransızcası yetersizdi. Yabancı bir mesleğe ait kıyafetin içinde, yabancısı olduğu dilinde, yabancı ülkelerin dev isimleriyle bir ölüm kalım pazarlığına oturacaktı. Rakipleri yenilmiş bir devlete tasfiye koşullarını dikte ettirmeye gelmişlerdi ve karşılarında o yeni imparatorluğun sinmiş bir paşasını bulacaklarını sanıyorlardı. İsmet Paşa Lozan Konferansı'nın açılış toplantısına katılmak üzere arabadan indiğinde artık üzerinde şık bir elbise, başında astrakan kalpak yerine İngiliz malı melon şapka vardı. Kafasının içinde ise tek bir amaç. Misak-ı milli sınırlarını garantiye alarak barışı sağlamak. İtalya'yı Mussolini temsil ediyordu. Yunanistan'dan Venizelos gelmişti. Ama İsmet Paşa'nın asıl rakibi, Britanya İmparatorluğu'nun Kurt Dışişleri Bakanı Lord Curzon olacaktı. Lord Curzon ve İsmet Paşa, iki ayrı dünyanın simgeleriydiler. Biri gösterişi ve süslü cümlelerle konuşmayı seven, asırlık İngiliz diplomasisinin bütün inceliklerini bilen, iri yarı bir aristokrattı, diğeri Avrupa'ya ikinci kez gelen, ufak tefek, gösterişsiz, kendi halinde bir asker. Biri gariplerin temsilcisiydi, diğeri mazlum milletlerin. Bu iki asker adeta iki ayrı dünyanın kapışması olacaktı. Güçlü olanlarla, haklı olanlar. İlk kriz ilk dakikada patlak verdi. Salonda her ülkenin heyet başkanı için büyük koltuklar hazırlanmış, İsmet Paşa'ya ise sıradan bir koltuk ayrılmıştı. Paşa bunun nedenini sordu, büyük koltuk bulamadık dediler. Zarar yok dedi paşa, bulduğunuz zaman gelirim. Birkaç dakika sonra koltuk bulunmuştu. Artık galip mağlup yoktu ve herkes uluslar ailesinin eşit bir üyesi olarak masaya oturacaktı. Görüşmeler başlayınca İngiliz rakiplerini yıpratarak zaman kazanma taktiği izlemeye başladı. Tam bir sinir harbi sürdürüyor, sabrıyla Lord Curzon'u deli ediyordu. Sonunda Curzon patladı. Memnun değiliz dedi konuşmamızdan. Hiçbir sözümüzü kabul etmiyorsunuz. Hepsini reddediyorsunuz. Hepsini cebimize atıyoruz. Yarın harap bir memleketi imar etmek için önümüzde diz çekeceksiniz. Bizden yardım istediğiniz zaman
bugün reddettiklerinizi birer birer çıkarıp önünüze koyacağım. Bu sözler İsmet Paşa'nın hafızasına bıçakla kazınır gibi kazındı. O sözleri ömrü boyunca unutmayacak ve ülkenin en sıkıntılı anında bile bir kuruş borç için müttefiklerin kapısını çalmayacaktı. Amerikan elçisi Grew anılarında yabancı delegeler karşısında İsmet Paşa'nın durumunu şöyle anlatıyordu. İsmet Paşa'ya ecel terleri döktürüyorlardı. Gözlerinin altında derin halkalar belirmiş, saçları dimdik olmuş, tüm gücü tükenmişti. Bütün saldırılara rağmen ayakta durmaya ve karşı koymaya devam ediyordu. Ama geldiği güne göre 10 yıl yaşlanmış görünüyordu. Öne sürülen koşullar öylesine ağırdı ki İsmet Paşa bunları kabul ederse 2 sene boyunca verdikleri savaş boşa gittiği gibi mecliste boynuna ip geçirmekten söz edenlerin eline de koz vermiş olacaktı. İmzalamazsa bu kez de Lozan'da geçirdiği haftalar boşa gidecek, daha kötüsü kurmaya çalıştıkları devlet ortada kalacaktı. Yorgun, umutsuz ve üzgündü. En zorlu akşamlardan birinde oturup bir mektup yazdı ve içini en yakın dostuna döktü.